Cezalısın. Ayağını yere indirdiğini görmeyeyim ona göre. Akıllı olacak herkes akıllı olacak. Zil çaldı. Bir sonraki derste görüşürüz çocuklar. Bir sonraki derse geç kalan olursa var ya onu kulağından tavanı asarım ona göre. Tamam mı? Tamam öğretmenim tamam. Siz çok sinirlesiniz. Evet öyleyim. Ama müdür beyin yanında bize öyle davranmıyorsunuz. iyi davranıyorsunuz. Kes sesini kes. Şimdi gidiyorum. Bir sonraki derse geç kalan olursa işini bitiririm ona göre. Sen teneffüs boyunca öyle kalacaksın. Ona göre ayağını yere indirirsen senin de işini bitiririm. Tamam mı? Tamam öğretmenim ya tamam. Aferin. Şimdi gidiyorum. Bir sonraki derste görüşürüz. Tüm öğrenciler haddini bilecek. Hepsi. Öf ya ayağım çok yoruldu. Arkadaşlar ben ne yapacağım? Ayağımı yere indiremiyorum. Öf öf. Bu öğretmen çok kötü. Arda indir indir gitti zaten. Korkuyorum ama birazcık. Her neyse indireyim. Oh be öf. Bu öğretmen neden bu kadar kötü ya? Arkadaşlar bu öğretmen neden bize kötü davranıyor bilmiyorum ama müdür beye şikayet edelim bu öğretmeni. Aynen öyle. Rüzgar gel dostum ikimiz gidelim şikayet edelim. Tamam Arda geliyorum. Canım arabam benim. Burada güvendesin. Merak etme. Seni 10 yıldır öğretmenlik yapıyorum anca alabildim. Bu araba hayalimdeki arabaydı. Bu arabaya bir şey olacak olursa var ya tüm öğrencileri yok ederim hepsini. Hiçbirisine acımam. Öğretmen hanım, öğretmen hanım gelebilir misiniz? Bu müdür beyin sesi. Ne oldu acaba neden çağırıyor beni ya? Geldim müdür bey geldim. Bekleyin. Müdür bey, ciddiyiz. Bize çok kötü davranıyor. Az önceki ders bana ceza verdi. Tek ayak üstünde durmamı söyledi ama ben hiçbir şey yapmadım. Evet müdür bey. O öğretmen çok kötü. Lütfen bunu görevden alın lütfen. Evet evet. Rüzgar doğru söylüyor. Bunu görevden almazsanız bu öğretmen bize kötü davranmaya devam edecek. Bekleyin çocuklar çağırdım. Geliyor şimdi. Müdür bey gelebilir miyim? Gelin gelin. Buyurun müdür bey. Ne oldu? Öğrenciler bana bir şey dedi de yanlış anlamayın sakın. Ne dedi bu tatlı şeyler? Söyleyin bakayım tatlı şeyler ne denediniz müdür beye? Tatlı şeyler mi? Öğretmenim siz bize çok kötü davranıyorsunuz. Ne? Ben size çok kötü mü davranıyorum? Affedersiniz ya. Müdür bey kusura bakmayın ya. Galiba çocuklar az önce bana kırılmışlar. Evet evet. Ne yaptınız bilmiyorum ama kırılmışlar birazcık. Ya tek yaptığım şey bu ikisi tahtadaki soruyu çözemeyince onlara sadece bir dahakine daha sıkı çalışın tamam mı dedim. Herhalde birazcık bozuldular. Hayır ya öyle bir şey demediniz. Çocuklar dedim ya. Gerçekten mi böyle mi dediniz? Evet ya böyle dedim. Tahtadaki soruyu çözemediler. Ben de bir dahakine daha sıkı çalışın tamam mı dedim. Herhalde buna üzüldüler. Vay çakallar vay. Tamam siz çıkabilirsiniz. Sağ olun müdür bey, sağ olun. Haydi bakalım. Az sonra zaten ders tekrardan başlar. Derste görüşürüz çocuklar. Hoşça kalın. Her neyse ben de çıkayım artık. İzninizle müdür bey. Ben size sorarım küçük yaramaz veletler. Sizden nefret ediyorum artık. Nefret. Size ben derste sorarım. Bakalım derste ne yapabileceksiniz. O zaman göreceğiz. Çocuklar Yaptığınızı utanmıyor musunuz? Öğretmen size bir şey söylememiş ki. Sadece sizi uyarmış bir dahakine daha sıkı çalışın demiş. Ya müdür bey anlamıyorsunuz. Öyle demedi bize yalan söylüyor. Sen öğretmenine yalancı demeye utanmıyor musun Arda? Sorun müdür bey. Rüzgar'a sorun. Öyle bir şey demedi bize. Bize kötü davrandı. Sizin ağzınızı burnunuzu kırarım dedi bize. Eğer ki derse geç kalırsanız tek ayak üstünde kalırsınız ve kulaklarınızdan tavana asarım dedi. Çocuklar bir daha öğretmeninizi böyle kötülemeyin. Yalan söylüyorsunuz. Daha yeni başladı işe. Ne istiyorsunuz o öğretmenden? Hem çok iyi bir öğretmen o. Bir daha sakın yalan söylemeyin. Haydi çabuk doğru derse. İşte zil de çaldı zaten. Haydi bakalım derse. Tamam öğretmenim. Tamam. Sakın bir daha böyle bir şey yapmayın çocuklar. Ayıp ya. Öğretmen daha yeni başladı bugün göreve. Böyle bir şey yaparsanız eğer ki o işi bırakır gider. Biz bir daha öğretmeni nereden bulacağız? Haydi bakalım derse gidin artık. Geç kalmayın. Tamam müdür bey gidiyoruz ama biz yalan söylemiyoruz. Rüzgar haydi doğru dersinize bak geç kalacaksınız. Tamam tamam Arda haydi gel gidelim. Müdür bey inanmıyor bize. <laughs> öf ya öf ya. Bu kadından çekeceğimiz var anlaşılan. Ya ben derse girmek istemiyorum bize çok kötü davranacak. Onu şikayet ettik sonuçta. Evet evet ben de korkuyorum. Ama girmek zorundayız. Gel Arda haydi gidiyoruz. Çabuk çabuk derse geç kalmayalım daha kötü olur. Haydi çabuk Arda. Geldim geldim. Arkadaşlar öğretmen geldi mi? Evet şu anda burada. Gelin bakayım siz ikiniz. Gelin çabuk tahtaya. Tamam öğretmenim. Arda gel bizi çağırıyor. Öğretmenim bize mi söylediniz? Evet size söyledim. Sizden başka yaramaz çocuk mu var bu sınıfta? Öğretmenim affedersiniz. Sizi müdür beye şikayet ettiğimiz için üzgünüz. Çok özür dileriz. Evet öğretmenim gerçekten üzgünüz. Bana bakın şimdi. Hem beni müdüre şikayet ettiniz. Hem derse geç kaldınız. iki kat ceza hak ettiniz. İkinizi de iyi bir döveyim burada da aklınız başınıza gelsin. Haydi bakalım. Gelin buraya. Aa, vurmayın öğretmenim. Aa, aa. yapmayın. Yardım edin lütfen. Olamaz ya olamaz. Onların hiçbir suçu yok ama bu kötü öğretmen onları dövüyor. Şimdi aklınız başınıza gelmiştir. Bana bakın. Herhangi biriniz müdür bey'e beni şikayet ederseniz onu da döverim ona göre. Tamam mı? Tamam öğretmenim, tamam. Lütfen bize bir şey yapmayın. Ben şimdi gidiyorum müdür bey'e. Arda'nın ve Rüzgar'ın bayıldığını söyleyeceğim. Siz de beni doğrulayacaksınız. Eğer ki "Hayır, yalan söylüyor." derseniz o zaman yumruğumun tadına bakarsınız. Ona göre akıllı olun. Haydi bakalım, gidiyorum şimdilik. Müdür bey, müdür bey yetişin. Müdür bey lütfen gelin müdür bey lütfen. Müdür bey yetişin. Ne oldu? Müdür bey sınıfta iki tane çocuk bayıldı. Arda ve Rüzgar yerde yatıyor. Ne diyorsunuz siz? Ne oldu onlara? Bilmiyorum. Sanırım hastalandılar ve bayıldılar. Tamam tamam hemen geliyorum. Hemen ambulansa haber verelim de hastaneye götürelim. Tamam müdür bey. Yukarıdayım. Çabuk siz de gelin. Evet müdür haber verdik. Ben dövmedim sonuçta kendileri bayıldı. <laughs> i̇şte bu kadar. Müdür geliyor şimdi. Eğer ki beni doğrulamazsanız hepiniz yumruğumun tadına bakarsınız. Ona göre. Ne oldu bu çocuklara ya? Neredeler? Hemen şuradalar yatıyorlar. Olamaz olamaz. Arda Rüzgar. Arda Rüzgar uyanın çocuklar uyanın. Hemen ambulansa haber vermemiz lazım. Durumları ciddi gibi. Çocuklar ne oldu Arda ve Rüzgar'a? Öğretmenim durduk yere bayıldılar. Tahtaya çıkmışlardı herhalde heyecandan. Öf ya ben şimdi zengin ve fakire ne diyeceğim? Herhalde heyecandan bayıldılar. İşte Arda hareket etti. Arda duyuyor musun beni? Öğretmenim çok kötüyüm. <laughs> Lütfen yardım edin. Arda Arda benimle konuş. Olamaz hemen ambulans haber verip geliyorum. Öğretmenim aslında bakarsanız. Aslında bakarsanız bayıldılar değil mi kızım? Evet öğretmenim bayıldılar. Her neyse, ambulans haber verip geliyorum. Haydi, az sonra ambulans burada olur. Sakın onlara ellemeyin. Vücutlarında kırık olabilir. Sen beni şikayet mi edecektin Fatma? Hayır öğretmenim, sadece ee, şey ya. Bana bak, yumruğumun tadına bakmak ister misin ha? Öğretmenim özür dilerim. Lütfen bana bir şey yapmayın. Akıllı ol. Az sonra ambulans gelecek bunları alacak. Gördünüz değil mi? Yaramaz çocuklara hastanelik ederim ben. Her neyse. Şöyle birazcık üstlerine basarak ders işleyeyim. Evet çocuklar 10 artı 10 20 eder. Bölü 5 kaç eder söyleyin bakalım. Öğretmenim ama yanlış yapıyorsunuz. İlk önce bölme işlemi yapılır daha sonra toplama yapılır. Sen bana dersi mi öğretiyorsun lan? Gel bakayım buraya. Yukarıdalar doktor bey yukarıdalar. Lütfen yetişin. Tamam tamam geldim. İşte doktorlar geliyor. Dua et doktorlar geliyor. Yoksa ben sana yapacağımı bilirdim. Sınıftalar mı? Evet evet sınıftalar. Tamamdır. Hemen hastaneye götürelim. Neredeler? İşte buradalar. Arda Rüzgar beni duyuyor musunuz çocuklar? Ses verin. Olamaz. Durum ciddi galiba. Hemen onları hastaneye götürmem lazım. Tamamdır götürün. Ama ilk önce sorular soracağım. Öğretmen ne oldu burada? Ya aslında bakarsanız bu minik ufak çocuklar tahtaya çıkınca sanırım heyecanlandılar ve bayıldılar. Ama vücutlarında sanırım kırıklar var. Bu kırıklar nasıl oldu peki? Sanırım o kırıklar da düşmenin etkisiyle oluştu. Sert düştüler yere. Olamaz olamaz. Hemen onları hastaneye götürüyorum. Haydi bakalım gelin çocuklar. Birini kucağıma alacağım. Müdür bey siz de Arda'yı getirin. Tamam tamam getiriyorum. Umarım bir şey olmaz ya. Yoksa zengin ve fakir bey ne deriz biz?